Merhaba arkadaşlar. Bugün Artvin Borçka ilçesi Aralık köyündeyiz. Eski ismiyle Kraskul köyü. Burada bir aracı arkadaşımız var. Bu arkadaşımıza bazı sorular soracağız. Aracılıkla ilgili, kestane balığıyla ilgili. Çünkü kestane balığının merkezi burası. Yani kestane balığının tamamen kestane balığının üretildiği merkez. Bu köy, yani Borçka'nın köylerinden biri. Öncelikle şimdi sizi tanıyalım biraz. Evet, ismim Şevki Kurt. Artvin Borçka'da ikamet etmekteyim. Yaklaşık 25 yıldır esnafım ve ayrıca de aracılıkla uğraşmaktayım. Bunun son 15 yılı aktif şekilde aracılıkla uğraşmaktayım. Üniversite mezunuyum. Hobi olarak başladığım aracılığı artık daha da ileri seviyelere getirmiş bulunuyorum. Şevki Bey, şimdi bu Borçka'da, ya daha doğrusu Şevki benim arkadaşım, bey olarak hitap etmeme de gerek yok. Şevki, şimdi Borçka'da hangi bal çeşitleri var, siz hangi bal çeşitlerini üretiyorsunuz? Şimdi Borçka tabiat olarak, iklim şartları olarak farklılıklar gösterebiliyor. İklimden dolayı bazı yerlerdeki bitki örtüsü farklılık gösterdiği için bazı yerlerde kestane balı ağırlıklıdır. Yine Borçka'ya yakın Murgul ilçesinde kumar balı üretim yapılmaktadır. Borçka'da Çifte Köprü, Güreşen Köyü, Maradit, Klaskur öncelikle kestanenin yoğun olduğu yerlerdir. Bulunduğumuz yerde kestane ağırlıklı bal üretimi yapıyoruz. Tabii ki doğada çiçek olarak zengin, yine karayemiş, pomar, bunun haricinde çam ve meyve çiçekleri yoğun miktarda bulunmaktadır. Ama bilimsel olarak da %45'in üzerinde bir yoğunlukta ise o adla anılabiliyor bal. Onun için de burada %60'ın üzerinde kestane yoğunluğu dönemine göre değişebiliyor. O da hava şartlarına göre değişiyor. Şimdi kestane balı genelde bildiğimiz kadarıyla biraz fiyatı yüksek. Bu fiyatın yüksek olmasının sebepleri, yani İklim midir, çiçeğin az olması mıdır, nedir onu bir... Evet, şimdi doğrudur. Kestane balı Türkiye genelinde her noktada kestane ağacı bulunmamaktadır. Özellikle Karadeniz sahil boyu kestane ağacı yoğun miktarda bulunuyor. Artvin ili de bunlardan biridir. Kestane balının fiyatı yüksek olmasının nedenlerinden biri, kestanenin çiçek açma dönemi kısa. Yani bu bir ayı geçmiyor. Ama bir de kalitesi de... Kalite olarak da tabii ki bu 20-25 günde arı doğadan kestane ne kadar topluyorsa kestanenin yoğunluğu o kadar oluyor. Tabii ki bu bunun içine çiçek ballarını da karıştırdığınız zaman fiyatı düşebilir ama kestanenin kestane yoğunluğu, kestane balının yoğunluğu düşmüş olur. Bildiğim kadarıyla şeker oranında biraz düşük kestane. Evet, şeker hastaları hatta kullanılabiliyor diye biliyorum. İşte kestanenin fiyatının yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Az miktarda üretimi olduğu için ve mevsim olarak kısa sürdüğü Anladım. İçin. Bir şey ekleyeyim. Yani kestane balı dediğim gibi üretimi az, faydası fazla. Yani birçok hastalığa da şifa olduğu söyleniyor. O yüzden fiyat biraz daha büyük. Ona da değinebilirim. Kestane balı açık yara tedavilerinden tut, mide rahatsızlığı, solunum rahatsızlığı, zaman zaman akciğer rahatsızlığı olan kişiler de bunu kullanabiliyor. Bilimsel olarak kestane balı cilt bakımı ürünlerinin yapılmasında da kullanılıyor. Evet, kullanılabiliyor. Onun için biz tabii kahvaltıda bile kestane balını tüketiyoruz. Ondan dolayı biraz daha farklı. Şimdi süreç uzun olabilir tabii ki kestane balının üretimi ama kısaca kestane balı üretim sürecini bir anlat, nasıl oluyor? Kestane balı üretim süreci şöyle diyeyim ben size. Burada mevsimler itibariyle kış bazen çok erken dönemde gelir. 10. ayda yazda çok erken değil de geç zamanda gelir, Nisan'dan sonra. Bu döneme kadar arılar muhakkak ki beslenmesi gerekiyor. Dışarıdan takviye alması gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Cemrelerin düştüğü dönemden başlayarak 3. cemre Mart ayından sonra arıcılar artık arılarını bakımını yapmaya başlar. İşte sağlam mıdır, değil midir, anası var mıdır, mevcudu ne durumda.
Bizim yine bildiğimiz Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı işletmelerde kekler yapılır. Bunların içinde polen, bal ve vitaminler olur. Biz bu kek vermeyle başlarız. Yani önde bir besleme. Bir besleme şart çünkü 6'ncaya kadar arının mevcudunu yükseltmemiz lazım ve kestaneye göre hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü kısa bir zaman arı ne kadar mevcudu, kolonisi güçlüyse balı ona göre daha yüksek miktarda alabiliyoruz. Dediğim gibi yine arıların güçlenmesi açısından şurup dediğimiz şerbet verilir. Bunun şimdi bazı arıcılar yanlış insanlara aksediyor ama bu tamamen arının güçlenmesi amacıyla yani verilir. Yani bal mevsimine girmedi mi? Girmeden önce. Evet. Şimdi dediğimiz gibi arılar şimdi bizde burada baktığımız zaman genelde çift katlıdır. İlk katları genelde biz arılara o katına dokunmayız. Yani onun balını almıyoruz. Almayız. Kesinlikle almayız. Bunlar 8-9. Çerçeve, petek dediğimiz yere kadar şerbetleme yani şurup verilebilir. O da dediğim gibi arılar güçlü olsun, mevcudunu artırsın diye. Ama ikinci kat atıldıktan sonra kesinlikle herhangi bir dışarıdan müdahale yoktur. Zaten bir balın üreticisiyle alakalı kalitesi olur. Ben istesem bir kovandan 40-50 kilo da bal alabilirim. Niye alabilirim? Bal gelme zamanı, kestane, polen ve çiçek, balının, nektarının gelme döneminde dışarıdan şerbet verirsin. 20 kilo vereceği yerde 45-50 kilo alırsın. O da haliyle bal olmaz. Bal olmaz. İşte kestane genelde bu 6. aylarda açar. 7. ayın ilk haftalarında da sona erer. Biz 6. aydan sonra kat durumuna göre 2. 3. kata kadar katını atarız. Bunun haricinde de fenlik kovanda boş çerçeveler yani boş petekler çerçeveler bırakarak fenlik kovanda keçli bal alırız. Karakovan balı alırız diyebiliriz. Yani tamamen kendi mumunu kendisi kabartır. Sağım hangi ayda yapılıyor tam bal sağımı? Şimdi tam bal sağımını da kestiremiyoruz. Bazen 7. ayın ilk haftaları olur yani ama 7. ayın 20'sine kadar bal sağımı yapılır. Tamam, anlaşıldı. Ben şimdi balla ilgili en merak ettiklerim aslında sizin nasıl çalıştığınızı, nasıl pazarlama yaptığınızı biliyorum ama yani izleyenlerin de bilmesi açısından balınızı nasıl pazarlıyorsunuz, nasıl müşteriye ulaşıyorsunuz, kısaca da onu anlat. Bizi izleyenler, ulaşmak isteyenler, hem ulaşmak isteyenler için faydalı olur, hem bilgileri olur nasıl ulaşacaklarla ilgili. Şimdi biz balın her aşamasında kendimiz varız. Yani bunun arının beslenmesinden, çoğalmasından, arıya kekinden, petek verilmesinden başlayıp bal sağımını da kendimiz yaparız. Bunları kendimiz dinlendiririz. Bal kazanlarımız var, ona göre dinlendirerek bunların şişelemesini yaparız. Daha sonraki aşamalarda kendi adıma bir sitemiz var. Kestanebalcı.com diye bir sitemiz var. Yine Kurtlar Aracılık işletme adıyla Bal Nevi markasıyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Yine bu aşamadan sonra bütün kargolamadan tut kargodan sonraki bütün aşamalarda yine biz varız. Kestanebalcı.com genelde reklam Google üzerinden reklam vererek bize ulaşılıyor. Kestane balığı aramalarında sitemiz ismi çıkar. Ve bu şekilde bize telefon numaralarıyla ve site üzerinde bize mesaj bırakarak, sipariş oluşturarak bize ulaşırlar. Yani, biz de dönüşünü yaparız. Yani sizin bir internet siteniz var. Var. İnsanlar internetten yani arama motorlarından kestane balı ya da bir bal aradığı zaman evet. Sizin orada adresinize, telefonunuza ulaşabilir. Kesinlikle ulaşabilirler. Ben bütün telefonlara cevaplıyorum. Ya işim olur, şey olur, kesinlikle geri dönüşü olur veya bugünkü konuştuklarımızın kafanıza takılan bir nokta olur. Bu konuları da gayet iyi bir şekilde açıklamasını da yaparım. Sitenizden de açıklama yapıyorsunuz. Sitemede, sitenin içinde de yine balla ilgili balla ilgili bir tarihçemiz orada da mevcuttur. Balla ilgili hangi şartlarda kullanılır, hangi durumlarda, hangi ilaçlarla insanlar tüketebilir. Bu konuyla ilgili son bir soru sorayım. Şimdi sadece kendi ürettiğiniz balı mı ya da güvendiğiniz yerlerden de bal alıp gönderiyor musunuz? Ve nasıl gönderiyorsunuz? Yani ben örneğin siteye girdim, siparişimi verdim size. Evet. Ödemesini nasıl yapıyorum, kargolamasını nasıl yapıyorsunuz?
Onları da anlatmak istedim. Şimdi en az yarım kilogram ve bir kilogram üzeri bütün kilogramları gönderebiliyoruz. Aldığım siparişi kaç kilogramsa ona göre köpükler var, hazır köpükler. Ben mesela 5 kilo veren kişiye de birer kiloluk cam şişede dolumu yapılmış bunları güzel streçle sararak daha önceden, daha da bu el dokunma hijyenik bakımından da risk oluşturmadan bunları güzel paketliyorum. Kargoya yine kendim veriyorum. Anlaşmalı bir kargomuz var. Kargo ücreti fiyatın içinde bana ait oluyor. Siz kargo ücreti ödemiyorsunuz. Kargo ücreti ödemiyor. Direkt müşterimiz işte kafa karışıklığı olmasın. İşte kargo bu kadar mı gelir, bu kadar mı gider? Bunlar hep bize aittir. İki türlü kapıda ödeme şeklinde gönderebiliyoruz. Alan kişi kapıda ödemeye görevliye parasını ödeyerek de olabiliyor. Veya site içinde havale kısmı var. Ön ödemeyle. Yani. Ön ödemeyle de olabiliyor. Ve kredi kartı da ekledik. Bir senedir kredi kartı kısmı da var. Kredi kartıyla da alışverişini rahatlıkla yapabilir. Tamam. Bunun haricinde unutmadan diğer ballardan yine bizim Borçka'da balcı balı, macel balı. Balcıköy balı. Balcıköy balı. Onun farklılığını da hemen söyleyeyim. Orada da çiçek yoğunluğu fazladır. Bilimsel araştırmalarda 970 çeşit çiçek tespit edilmiş ve 1170 tane yakında bir çiçek olduğu söyleniyor. Bunun haricinde orada ıhlamur, karayemiş yine var, kestane var ama kestane oranı çok az. Yani bu daha fazla çiçek balı diyebiliriz. Ama kestane balı yayla çiçeği gibi, yani yüksek yayla. Yüksek çiçeği. Ama bunda ağaçlar da içinde. Yani bir ovada veya platoda olan çiçek balı değil. Değil, anladım. Çam da var içinde, karayemiş de var. Balcı hepsi... balının kaliteli olduğunu biliyoruz. Evet. Yani evet. Birçok kişi de biliyor artık. Kesinlikle kahvaltılık ve besin değeri olarak yüksek. Kestane balı tamamen şifayen kullanılan bir balı. Bir de komar balı var yine Murgul'dan. Bunları sitede bulunduruyorum az olarak da ama bunlar yine Arıcılar Birliği'ne üye arkadaşlardan beraber arıcılık yaptığımız arkadaşlardan temin ediyorum. Bu da nasıl ben kendim üretiyorsam aynı şekilde ürettiğini inandığım kişilerden alıp gönderiyorum. Yani ama bizde öncelikli bizde kestane balı ve ardahan çiçek balıdır. Bunların üretimi kendimiz yapıyoruz. Anladım. Fiyatlara değinmemize gerek var mı? Siteden mi baksın? Şimdi fiyatlarımız her sene değişiklik gösterebiliyor. Ama tabii ki Türkiye'de şartlar, her şeyde fiyatlar seneden seneye değişiyor. Devamlı da artıyor. Düşen bir şu şey anda olmuyor. Şu anda zaten bal mevsiminin başlangıcı olduğu evet. için fiyat konusunda fiyat bir şey veremiyoruz. Yani. Aynen öyle. Şu anda belki iyi gidiyor diye gördüğümüz ama yarın ne olacağı ki dediğim gibi az önce sorduğun soruda da söyleyebilirdik onu. Hava şartları kestane balını en fazla etkileyen koşullardır. Çünkü yağacak bir 10 günlük yağmur arı balı petekleri dolduruyor. Ama 10 gün hava gitti mi onu geri çekiyor, kendisi kullanmış oluyor. Yani fiyatı üretimde etkiliyor. Üretim miktarına göre etkiliyor. Kesinlikle tamam. Etkiliyor. Bu konuyla ilgili başka diyeceğim bir şey yoksa konuşmamızı bitirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Murat ben teşekkür arkadaşım. Ederim. Biz de yıllardır beraber aracılıkta yaptık.